değerli izleyenler, Türk askerinin Karabağ, Azerbaycan'a gelecek olmasından sadece Rusya rahatsız değil. Sadece Ermenistan rahatsız değil. Son dönemde İran Genelkurmayı, dışişleri temsilcileri, Ruhani'nin danışmanlarından Türk askeri rahatsızlığı ve milletvekillerinden Türk askeri hazımsızlığı gelmeye devam ediyor. Özellikle şimdiye kadar hiçbir batılı devletle savaşmamış ve sözlerden başka hiçbir fiiliyatı gerçekleşmemiş olan İran, Suriye'de ve birçok yerde Müslümanlara karşı aslan kesildi. İsrail'e yaptığı beyanat 1 milyonu aşmışken veya yaptığı tehditler sözlü olarak 1 milyonu aşmışken İsrail'e bir çakıl taşı dahi atmadığını biliyor muydunuz? İran'ı özetlemek istiyorum. İran konuşur, İran eser, İran hiçbir şey yapamaz. İran'ı özetleyen bir kare. Çok ayrıntı iyi yakaladım. Evet, İran'ın şu andaki halini şu askerin gözlerine baktığınız zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Panik, çaylaklık ve çekingenlik. Bunları gördüğünüz zaman çok daha iyi anlıyoruz. Evet, profesyonel bir devlet anlayışı normalde Farslardan gelmeliydi. Ama son dönemde yapılan İran'ın çıkışları ve yaptıkları çok çelişkili. Amerika'yı da çok tehdit etmişti, İsrail'i de. En son Kasım Süleymani'nin Trump tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra İran'ın yaptığı tehditleri Ukrayna'nın sivil uçağını somutlaştırması, vura vura Ukrayna'dan kalkan masum insanlar dolu olan sivil uçakları vurmuş olması gerçekten İran'ın ne halde olduğunu dünyaya ibretlik gösterdi. Hüdafi'nin köprüsünü aldıktan sonra kahramanlarımızın orada gösterdiği bu başarı ve bayrağımızı dikmesinden sonra İran'a bir haller oldu. İran'dan açıklama üstüne açıklama geldi. Oysa o zamana kadar Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı yapıyor. Ben de sizlere burada yayında anlatıyordum. Türk askerinin geleceğinden artık eminler. Ve Türk askerinin güney sınırını koruyacak olmasından da rahatsızlar. Ama ne kadar rahatsız olursa olsunlar, Türk askeri o sınırı da koruyacak. İran'dan gelebilecek bir saldırıya karşı Türk askeri orada Azerbaycan askeriyle nöbet tutacak. Özellikle SİHA'larımız, ağır silahlarımızla beraber kuvvet çarpanımızı arttıracağız. Evet, Hüdafi'nin köprüsünde İran'ı çatlatmak adına Paşinyan'ın da savaş öncesi eşiyle yaptığı pozlara atıf yapan Sayın Başkumandan Aliyev'in eşiyle verdiği hem rahatlığıyla hem de oraya gidip gövde gösterisiyle verdiği mesaj çok net. Azerbaycan burada ve Cumhurbaşkanı olarak da ben de İran sınırındayım. Bundan sonra komşunla iyi geçin İran demek istedi. Yani Sayın Aliyev diliyle değil fiiliyatlarıyla konuştu. Diplomatik eğitiminin çok iyi olduğu aşikar. Bazı değerli izleyenlerim Sayın Aliyev'i Hankent'i, Hocalı, Hocavent ve Adere'den vazgeçti şeklinde düşünüyorlar. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sadece Sayın Aliyev Rusya'nın belli bir bölgeye kadar ses çıkarmayacağını biliyor ve bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini de düşünüyordu ve uyguladı. Türkiye'nin sınırsız desteğini arkasına alan ve teknolojik imkanlarını da arkasına alan Azerbaycan ordusu yürekli aslan gibi askerleriyle düşmanı öyle bir kovaladı ki evet yarış atı bile Ermenilere yetişemezdi. Kaçmakta, koşmakta, evet kaybolmakta dünyanın en iyisi olduğunu gösteren Ermenistan Azerbaycan ordusunun askerlerinin karşısına bir dakika dahi çıkacak cesareti gösteremedi bile. İşte 30 sene önce anlaşıldı ki evet 30 sene önceki olaydan anlaşıldı ki meğer ki Azerbaycan ordusu silahsızdı, sivil halka karşı kaplan kesilmişti Rus ve Ermeni askerleri. İşte İran'ın hazımsızlığı şu, güçlü bir Türk ordusunun güneyde olması ve Türkiye'den gelen Türk ordusunun da burada birlik ve beraberlik olması Kuzey İran'daki 30 milyon Azerbaycan Türk'ünü bağımsızlık ateşiyle evet yandıracak ve Azerbaycan'a katılmak için Tebriz ayaklanacak diye korkuyorlar.
Onların korkusu nafile. Türk askeri, bir kez daha ifade etmek isterim ki, Türk askeri orada olacak. Türk askeri Karabağ'da olacak. Türk askeri Azerbaycan'ın, evet gerekirse Dağıstan bölgesindeki sınırına da konuşlanacak. Amaç ne? Azerbaycan'a şok bir istila baskınının ve saldırının önlenmesi, caydırıcılık, bir pakt aslında. Ve Sayın Aliyev, Türk askeri her yere yerleştikten sonra Hankendi'yi, Hocalı'yı ve Hocaevendi'de konuşmaya başlayacak. Ne yapacak? Oradaki devlet idarelerini alacak ve oralara Azerbaycanlı idarecileri yerleştirecek. Yani her şey tıkır tıkır işliyor. Evet, her şey tıkır tıkır işliyor. Rusya ile münasebeti ve Rusya'nın müdahalesine karşılık olan bu direnci ve karşılığı Sayın Aliyev Türkiye'ye bıraktı. Ben dedi, Fuzuli, Cebrail, Hüdafer'in, Kelbecer ve Adam'da belli bölgelerde asayişi ve devlet otoritesini kurup atamalarımı yapacağım. Ama bu bölgelerde Rusların emelleri var. Hocavent ve özellikle Hankenti ve Adam. Bu konuya da el atarsam Paşinyan'ın lehine çok büyük bir pozisyon alıp bizi düşmanca tutumlarıyla aldığımız reyonlara göz dikeceklerdir. O yüzden stratejik gereği Sayın Aliyev ihtiyatlı davranıyor ve Türk askerinin gelmesini bekliyor Hankenti'yi konuşmak için. Yani her şey dediğim gibi, demin de dediğim gibi saat gibi işliyor. Bugün sevindirici bir gelişme oldu. Özellikle Adam'da Adam futbol takımı gelerek Cumhurbaşkanımız yardımcısı Sayın Hacıyev'le beraber maç yaptılar. Ve böyle güzel haberleri de görünce gerçekten çok sevindim. Ama bir husus var. Bunu da iletmeden geçemeyeceğim. Değerli futbolcularımız, sporcularımız Adam Camii'nde namaz kılarken dizleri toz oldu. Evet, buradan Azerbaycan hükümetine sesleniyorum. Lütfen, hayırseverlere de sesleniyorum. Adam Camii'nin altına bir halı, bir halifleks gerekmez mi? Dünyaya bu şekilde yayın yaptığımız ve dünyaya bu resimlerin geçtiği yerde sporcularımızın, askerlerimizin dizlerinin toz olması, evet camide en azından bir alelacele bir halının serilmemesi beni üzmekte. İşte bu yüzden biz güçlü bir devletiz, asil bir devletiz. O camiye 10-15-20 metrelik bir halıyı hemen tedarik edebiliriz. Sonra daha iyisi de olur. Amaç şu anda oraya gelen sporcularımız, halkımız, askerimiz, siyasetçimiz rahat bir şekilde namaz kılabilsin diye. Çünkü zengin ve güçlü bir milletiz. Gönlümüz zengin. Her şeyden önce mabetlerimize verdiğimiz değer, gönül zenginliğimiz zengin. Adam Spor'un değerli kardeşlerim, değerli evet yurttaşlarımız gelip orada namazlarını kıldılar. Evet, bu güzel haberleri verirken özellikle İran'a şöyle bir resim yolluyorum. Ey İran, Akıncı geliyor, Aksungur geliyor. Akıncı ve Aksungur dünyanın en iyileri. Durdurulamaz büyük büyük uçaklar geliyor. Evet, şu anda çıktı çıkacaklar. Seri üretime de geçecekler. Ama siz daha TB2 ile dudaklarınızda uçuk çıktı. Aksungur ve Akıncı da sahaya gelince nereden ne çıkar bilemeyiz Ruhani. Türk askeri gittiği yere barış ve istikrar götürecektir. Türk askeri hiçbir zaman İran'ın sınırında İran'a hiçbir zarar vermeyecektir. Nedir bu telaşın Ruhani? Yaşlandın be Ruhani. Bu gençlik fotoğrafın biraz daha. Şimdiki resimlerine baktığımda çok yaşlandın. Bembeyaz kül gibi oldun. Evet, Ruhani ateş püskürüyor. Ve İsrail atom enerjisiyle ilgili bir adamını suikasta öldürmüş. İran yine atıyor tutuyor. Bugün Ruhani geri adım atmış. Ya demiş, cevap vereceğiz ama uygun bir zamanda vereceğiz. Dehşet bir açıklama bakın. Ve sert bir karşılık vereceğiz. Bu kaçıncı? Sizin gücünüz ancak yolcu uçaklarına, sivil vatandaşlarla giden uçaklara hücum etmekte geçer. Hangi mantıkta yaşıyorsunuz? Hangi kafada yaşıyorsunuz? Özellikle Amerikan üstünü vuracağım diye Irak hükümetine haber verip o da dinlendiği için telefonları Amerika tarafından, Irak hükümeti de acilen Amerika'ya haber veriyor. Diyor ki şu üstünü vuracaklar. Tamam. Askerler sığınağa girsin. Biz üstün çevresine 3-5 şey atalım da paçayı kurtaralım demişler. İşte bu anlayışa bakın. Şimdiki açıklamalara bakın. Bir de anlayışa bakın. Değil mi izleyenlerim?
İşte bu davranışlar ülkeler arası münasebetlerde hiç de hoş değil. Hiç de hoş değil. Kararlılık, isabet ve olgunluk çok önemli. İran devleti bu olgunluğu gösteremiyor. Evet, Paşinyan'ın özellikle Putin'le görüşürken ki o kasıntılı hali, Batı'yı arkasına aldığı ve elini sırtına götürdüğü hali onun sonu oldu. Ve Putin böyle kendisine şımarık ifadelerle bakan, havaya girmiş bir Paşinyan'ı elini tersiyle, bakın şu resimde sanki elini tersiyle vuracak gibi. Ama gerçekten Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun bu saldırılarında kendisi fiziki anlamda müdahale etmeyerek bir nevi Paşinyan'ın da sonunu getirdi. Evet, gördüğünüz gibi Ruslar Şuşa'da üs inşa ediyorlarmış, Şuşa sınırında. Bu konuya da değineceğim, hiç merak etmeyin. Evet değerli izleyenlerim, İstedikleri kadar yapsınlar. Yaparlar ama yarın bir günde gidecekler, hiç merak etmeyin. Değerli izleyenlerim, İran'ın bu hamlelerine karşı Türk askeri mutlaka ama mutlaka sahada karşılığını verecek. Türk askeri bu yapılanları unutmayacak. Hiç merak etmeyin. Türk askeri güney sınırında olacak. Türk askeri Karabağ'da olacak. Muhtemelen askeri teçhizatların yarın ve diğer gün gideceği yönünde bilgiler de var. İnşallah askerimiz de zaten hazır. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasını geçenki videoda da sizlere iletmiştim. Ne mutlu bu günleri gösteren Rabbime. Ne mutlu başarıya giden yolda bu güçlü adımları bizlere attıran Rabbime. İnşallah güzel haberler çok yakın. İnşallah bu resimleri Sayın Aliyev Hankenti'de de verir. İnşallah bu resimleri Hocavent'te, Hocalı'da da verir. İnşallah bu resimleri Adere'de de verir. İsteğimiz o. İnşallah. Oyunları bozacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği, birlik ve beraberliği bu oyunları bozacak. Hiç merak etmeyin. Evet değerli izleyenlerim, bir yayının daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda atmayı unutmayın. İnşallah bir dahaki konuda yepyeni konular ve içeriklerle karşınızda olacağım. Tekrar ediyorum, her birinizden bu yayını lütfen 10 tane arkadaşınıza ulaştırın. Türk dünyasına böylece tamamına ulaşalım. Sesimiz çok daha gür çıksın. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize çok daha güçlüyüm. İçtenliğiniz, vatan sevginiz benim en büyük moral kaynağım. Sağlık ve afiyet diliyorum. Korona sürecinde bana destek olan, dua eden tüm bu güzel kalplere hepinize çok teşekkür ediyorum. Dualarınız sayesinde karşınızda güçlü bir şekilde yayın yapıyorum. Allah'a emanet olun.